Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 22 Mart Salı. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Forum Metaverse etkinliğinde konuştu. Erdoğan, bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak üzere bir aradayız. Bu siyasette bir ilk, dedi. Konuşmasında önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum diyen Erdoğan, dijital dünyada da asıl olan kendi gücümüzdür. Elinde silahla dolaşan bir gençlik AKP gençliği olamaz ifadesini kullandı. Karar aşamasına gelen Gezi davasının dün görülen duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi. Hakim Şırnak Silopi'de, savcı ise Bitlis Mutki'de geçici olarak görevlendirildi. Erdoğan 8 Mart'ta kadın muhtarlarla yaptığı toplantıda bu olayı gündeme getirip "Ey hakim, sen böyle birisini nasıl serbest bırakıyorsun?" demişti. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Adana'da önceki gün yapmak istediği yürüyüşe polis sert müdahale etti. Polisin şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Adana Valiliği 37 polisin yaralandığını açıklarken 2 polise soruşturma açıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalıydı" mesajını paylaştı. Polis şiddetine birçok kesimden tepki geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şöyle dedi. "Ne oldu size anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir dönemin hak arayanlarıydınız, bu dönemin haksızlık edenleri oldunuz. Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz." Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da "Sokak ortasında işkence talimatını polislere hangi akıl verdi? Uçağı dışı görüntüleri yaşatanlar cezalandırılmalıdır" derken, Deva Partisi lideri Ali Babacan da 28 Şubat mücadelesi cop tutmak için değil, copları kırmak için verildi, dedi. Polis şiddetine iktidar kanadından da tepki geldi. AKP milletvekili Orhan Atalay şunları söyledi. "Bu kötü görüntüler 30 yıldır unutulmuştu. Hiç kimse bu görüntülere göz yummamızı bekleyemez. AK Parti'nin Türkiye'yi nereden nereye getirdiği belli. Furkan Vakfı'nı bilmem. Kime yapılırsa yapılsın bu kabul edilemez. Mağdurun kimliği sorulmaz. Bu böyle olmamalıydı." Zaman zaman kötü hava koşullarına ve kar yağışına rağmen Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz Bayramı kutlandı, Nevruz ateşi yakıldı. Kutlamalarda adalet, barış ve özgürlük talepleri öne çıktı. Önceki gün İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılmıştı. Nevruz'un finali ise Diyarbakır'da yapıldı. Zaman zaman polisin müdahale ettiği kutlamalara on binlerce kişi katıldı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, "Biz bu iktidarın tüm zulmüne, hukuksuzluklarına son verip bu iktidarı göndereceğimize söz veriyoruz," dedi. Rektör Naci İnce'nin şikayetiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök'ün de aralarında olduğu 14 öğrenci hakkındaki davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Duruşmada öğrencilerin avukatları ilk duruşmadan sonra rektör Naci İnce'ye özel duruşma düzenlenmesinin usule aykırı olduğuna vurgu yaptı. Hakim, öğrencilerin avukatı Ömer Kavili'yi azledip salondan çıkarmak isteyince gerginlik çıktı ve salona polisler girdi. Avukat Kavili'yi salondan çıkarmaya çalışan polislerle duruşmayı izleyen milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Hakimle savcı duruşma salonunu terk etti, bunun üzerine de duruşma ertelendi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya, Ukrayna'daki stratejik liman kenti Mariupol'daki askerlerin silahlarını bırakmasını ve açılacak iki ayrı koridordan şehri terk etmesini talep etmişti. Ukrayna bu talebi reddetti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, teslim olmalarının ve silah bırakmalarının hiçbir şekilde söz konusu olmadığını ifade etti. Rusya'nın Mariupol için yaptığı tekliften önce yaklaşık 400 sivilin sığındığı bir okulun vurulduğu açıklandı. Rusya için Mariupol'un ele geçirilmesi Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusundaki birlikleri arasında bağlantı kurma açısından önem taşıyor.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Mariupol'a yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu söyledi. Borrell, Rusya'nın ayrım gözetmeden insanları öldürdüğünü ve bombaladığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le müzakere girişiminin başarısız olması halinde savaşın 3. bir dünya savaşına neden olacağını söyledi. Eğer savaşı bitirmek için %1 şans varsa bu şansı değerlendirmeliyiz diyen Zelenski, her gün masum insanları kaybediyoruz dedi. Zelenski, İsrail Meclisi'ne de video konferansla hitap etti. İsrail'den hava savunma füzesi isteyen Zelenski, parlamentoya şöyle seslendi. Sizden neden silah alamadığımızı sorabiliriz. Neden İsrail'in Rusya'ya sert yaptırımlar uygulamadığını sorabiliriz. Ya da Rus iş hayatına baskı uygulamadığınızı. Her koşulda seçim sizin, ancak sonra da yanıtlarınızla yaşamak zorundasınız. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Ukrayna ile barış görüşmelerinde yeterince ilerleme kaydedilemediğini belirterek nüfus sahibi ülkelerden Ukrayna'ya daha yapıcı davranması için baskı yapmasını istedi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Ukrayna limanları açıklarında kopup İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e sürüklenebileceği uyarısında bulunduğu mayınlara dair endişe sürüyor. Reuters ajansına konuşan kaynaklar, Türkiye'li yetkililerin İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanan gemileri risk konusunda uyardığını söyledi. Almanya Federal İçişleri Bakanı, Ukrayna'daki savaştan kaçıp gelen kadın ve çocukların insan tacirlerinden ve çetelerinden korunması için tren ve otobüs garlarındaki emniyet tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. Bu arada Polonya sınır muhafızları 24 Şubat'tan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Rus petrolüne yönelik ambargo uygulanması için bastıran Avrupa ülkelerine Moskova'dan uyarı geldi. Kremlin böyle bir kararın Avrupa'ya ciddi şekilde olumsuz etkileri olacağını belirtti. Baltık ülkeleri dahil bazı Avrupa devletleri Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne ambargo koyulmasında ısrarcı. Almanya ise Rusya'dan enerji ithalatının tamamen durdurulmasına karşı çıkıyor. ABD geçtiğimiz haftalarda Rus petrol ve gazına yasak getirmişti. İngiltere de Rusya'dan petrol ithalatına bu yıl içinde aşamalı olarak son vereceğini duyurmuştu. Sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AKP Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde konuştu. Yatırımların önünü bürokrasinin kesmesine izin vermeyecekleri mesajını tekrarlayan Nebati şunları söyledi. Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Sosyal medyada yalan haberleri yayanlar birbirlerini yemeye devam etsinler. Bu ülke 21. yüzyıla damgasını vuruyor. Kimseye enflasyonu ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza. Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz. Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz. Çiftçilerin uzun süredir dile getirdiği tarımda girdi fiyatlarının yüksekliği TÜİK tarafından açıklanan verilere yansıdı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %10.12, bir önceki yılın aynı ayına göre %57.26 arttı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki yıllık artışta ilk sırayı %153.34 ile gübre alırken enerjideki artış %101.14 oldu. Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete Temmuz'da ikinci kez zam yapılabileceği beklentisi doğdu. Bu beklenti dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soruldu. Bakan Bilgin şu yanıtı verdi. Eğer meclis gündeme getirip değiştirmezse asgari ücret Aralık'ta belirlenir. Asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi için kanun teklifi verdi. Ağbaba, iktidar bu konuda gerçekten samimi ise teklifimize destek versin ve asgari ücret bu yıl için yeniden belirlensin. Bu sayede iktidarın umut tacirliği yapıp yapmadığı da ortaya çıkacaktır, dedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel, Rusya'nın Ukrayna çıkmazını anlatıyor.
Savaş Rusya'nın istediği gibi gitmedi. Şu ana kadarki durum savaşın ABD'nin istediği şekilde ilerlediğini gösteriyor. Ukrayna işgali Rusya için giderek kaybet kaybet senaryosuna dönüşüyor. Podcast'imizin devamını kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.